Evet, bu partileri ziyaret programını MYK toplantısında karar altına almıştık. Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı ve çok geniş halk kesimlerine çok büyük zararlar verdiğini gördük. Bir şeyler yapmak gerektiğini düşündük ve bir inisiyatif almayı uygun gördük. Partilerle yaptığımız görüşmenin iki ana gündem başlığı vardı. Biri erken seçim konusunda ortak hareket etme, diğeri de ekonomik kriz ve onunla bağlantılı diğer sorunların halkı ezmesinin önüne geçecek ortak iradeyi bir şekilde ortaya çıkarmak. Bu iki gündem etrafında görüş alışverişinde bulunduk. Şüphesiz başka konularda konuşuldu. Çünkü sonuçta gündemde ya da Türkiye'de gelişmelerle ilgili son durumlar ve olabileceklerle ilgili de bir sohbet oldu bütün liderlerle. Asıl ortak önerge, erken seçim için meclise ortak önerge verme konusunda adres CHP elbette. Çünkü diğer partilerin mecliste birinin temsiliyeti yok, diğerlerinin de birer milletvekili var. Ana Muhalefet Partisi olarak CHP'nin önemli bir rolü olacaktı. O nedenle konu daha çok CHP ile ayrıntılı konuşuldu. CHP erken seçim önergesi verme konusunda bir çekinceye sahip olmadığını belirtiyor. Ancak bunun hangi yöntemle yapılması gerektiğini grup başkan vekillerinin istişare etmesi gibi bir yöntem öneriyor. Biz de bu yöntemi kabul ettik. Yani sonuçta erken seçimi mecliste de gündemde tutmak gibi bir hedefimiz var bizim. Meclisten erken seçim kararı çıkarmak için 360 oy gerektiğini biliyoruz elbette ve bu çoğunluğa muhalefetin sahip olmadığını da görüyoruz şüphesiz. Ama toplumun her kesiminde ve her alanda erken seçim konuşulurken bunun mecliste gündemde olmamasını bir eksiklik, bir yanlışlık olarak değerlendirdik. Bu yüzden meclis gündemine taşımayı bir yol, bir strateji olarak önerdik. Şimdi bu neden meclis gündemine taşınıyor? Madem 360 oy bulmak şu anda söz konusu değil diye soru geliyor şüphesiz ama iki nedenle. Birincisi biraz önce söylediğim gibi meclis tartışmalıdır bunu. Çünkü erken seçim önergesi verildiği zaman ayrı ayrı da verilebilir. Buna bir engel yok. Ama ortak vermenin ortak irade göstermek anlamına geleceği için daha fazla etkili olacağını düşündük. Eğer bu önerge verilirse Anayasa Komisyonu'na gidecek. Anayasa Komisyonu'nda tartışmalar olacak. Sonra öncelikli bir mesele olarak görüşülmek üzere genel kurula gelecek. Genel kurulda tartışmalar olacak. İkinci sebep belki de AKP içinde rahatsız olduğunu bildiğimiz, sayısını tahmin etmekte zorlandığımız milletvekilleri içinden de önergeye evet oyu verenler çıkabilir. Dolayısıyla erken seçim kararı için gerekli olan 360 oya da ulaşabiliriz. Ulaşmazsak da meseleyi meclisin tartışmasını sağlamak istiyoruz. Diğer bütün partiler, görüştüğümüz partilerin liderleri de erken seçimi isteme konusunda bir tereddüte sahip değiller. Bizim ortak önerge değil ama meclis gündemine taşıma konusunda bir mutabakat var. Ortak önerge ile ilgili bir mutabakat söz konusu değil. Esasen ortak önerge dediğim gibi şeklen bir zorunluluk değil ve şeklen de hani özel sonuç alacak bir yöntem değil. Ortak önerge, ortak irade göstermenin bir yöntemi olacaktı. Muhalefetin birlikte hareket ettiğini göstermeyi sağlayacaktı. O nedenle ortak önerge teklifimizde bulunduk. Şu anda CHP grup başkan vekilleriyle, bizim grup başkan vekilleri mümkün diğer yöntemler konusunda görüşüyorlar. Yani erken seçimi meclis gündemine getirmek için nasıl bir yöntem kullanılabilir diye bir görüşme yapılıyor.
Öncelikle şunu söyleyeyim, bundan önceki görüşmeleri yaptığımız zamanın şartlarını düşündüğümüzde ortak basın toplantısı yapmamanın daha uygun olacağı gibi bir kanaate ulaşmıştık. Biliyorsunuz bu tür toplantılar, özellikle iktidar, bu tür buluşmalar iktidar medyası tarafından sürekli olarak başka yönlere çekilmek ve manipüle edilmek, hatta provoke edilmek isteniyor. Dolayısıyla esas mesele diyalog ve istişareyi sağlayabilmektir. Parti, muhalefet partileri arasında görüş alışverişi mekanizmalarını yerleştirmektir. Biz bunu istiyoruz. Amaç bu olunca birlikte görüntü verip vermemenin bir teferruat, tali bir mesele olduğunu söyleyebilirim. Fakat bugünkü şartlarda artık birlikte kamuoyuna seslenmenin, basın toplantısını birlikte yapmanın çok daha gerekli olduğuna, çok daha doğru olduğuna inandık ve bu teklifimizi de partilere ilettik. Onlar da kabul ettiler. O nedenle basının önüne çıktık ve birlikte gerekli açıklamaları yaptık. Şimdi bizim burada özel bir ittifak arayışımızın olmadığını hep anlattık, hep söyledik. Deklarasyonumuzda da tutumumuz açıkça ortaya kondu. Yani bizim parlamento seçimleri için bir görüştüğümüz partilerle bir ittifak arayışımız yoktur. Bir ittifak politikamız da yoktur. Fakat Türkiye'nin sorunlarını bütün siyasal ve toplumsal muhalefet güçleriyle konuşma ve sistemli bir diyalogla birlikte ele alma gibi bir yaklaşımımız var bizim. Bunu da ilan etmiştik. Dolayısıyla şu son görüşmelerde parlamento seçimlerine dönük bir ittifak meselesi gündemimizde yoktu. Diğer partilerin de gündeminde yoktu. Onlar kendi aralarında görüşmeler yapıyorlar elbette. Orada nasıl şekillenecek gelişmeler onu bilmiyoruz. Ama kendi aralarında istişare etmeleri ve arayış içinde olmalarını da biz olağan ve normal karşılıyoruz. Çünkü biz de ayrıca Demokrasi İttifakı hedefiyle çok çeşitli toplum kesimlerin ile buluşmalar gerçekleştiriyoruz ve arayışlarımız devam ediyor. Çalışmalarımız da derinleşerek ilerliyor. Benim Cumhurbaşkanlığı için belirlediğimiz politika aslında açıktır. Deklarasyonumuzda da olabildiğince anlaşılır bir üslupla bunu ifade etmeye çalıştık. Biz diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday fikrine açığız. Ancak ortak aday meselesini isimler üzerinden tartışmayı yanlış buluyoruz. Biz muhalefet partilerinin, Millet İttifakı artı diğer muhalefet partileriyle Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin çeşitli boyutlarını açık ve şeffaf bir şekilde müzakere etmek istiyoruz. Bunun 3 ya da 4 boyutu var. Sıralayayım. Birincisi, öncelikle bugünden itibaren seçime dönük gündeme gelebilecek her türlü sıkıntı, sorun veya başka meseleleri birlikte tartışacağımız bir mekanizmaya ihtiyaç var. Görüyorsunuz şu anda çok daha vahim konular tartışılıyor seçim süreci yaklaştıkça. Biz bunları aylar önce ilk tur görüşmelerimizde dile getirmiştik. Yani seçim güvenliği sadece sandık güvenliğinden ibaret değildir. Seçim güvenliği aynı zamanda seçime güvenli bir ortamda girmeyi sağlayacak bir iş birliği ya da bir güç birliği meselesidir. Bunun dışında seçmen kayıtlarının sağlıklı olması, sandık güvenliğinin sandık sonucunu da içerecek şekilde birlikte konuşulması bizim teklifimizdi zaten. Bunu dediğim gibi aylar önce, birkaç ay önce yaptığımız görüşmelerde bir metin olarak sunmuştuk. İkincisi, biz Türkiye'nin çok ağır tahribatlar yaşadığı kanısındayız ve bunu da bütün muhalefet partileri zaten kabul ediyor. Özellikle son 5 yılda pek çok alanda çok ağır adaletsizlik halleri yaşanıyor. Çok ağır yıkımlar da söz konusu. Bugün ekonomik
çöküş diyebileceğimiz tabloda bunları iyice perçinlemiştir. Şimdi bu konuları da nasıl düzeltebileceğimiz konusunda ortak bir arayış, daha doğrusu bunları düzeltme konusunda bir arayış ve mümkünse mutabakata giden bir müzakere. Demek istediğimiz şu, bir onarım sürecine ihtiyaç vardır. Eğer muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa bütün bu adaletsizlik hallerini kısa sürede nasıl gidereceğini belirlemelidir. Ve topluma da bunu açıklamalıdır. Biz bunu birlikte yapmayı öneriyoruz. Muhalefet parti, diğer muhalefet partileri kendi aralarında görüşmeye devam edebilirler ama vardıkları sonuçları bizimle kamuoyunun önünde paylaşarak, bizimle müzakere ederek yürümelidirler. Birlikte yürüyebilmeliyiz. Daha doğrusu bu süreci birlikte yürütebilmeliyiz. Birlikte yürümeliyiz dediğimiz zaman sanılıyor ki birlikte meydanlara çıkmayı kastediyoruz. Bizim şu an böyle bir teklifimiz de, böyle bir önerimiz de esas olarak yok ama bu gündeme gelirse bunu da değerlendiririz. Temel derdimiz geçiş sürecini, üçüncü olarak bu saydığım iki maddeye ilave eden üçüncü olarak geçiş sürecini nasıl yapılandıracağız? Yani eğer muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa bundan sonraki dönemi o kazanma anından itibaren işleyecek dönemi nasıl inşa edeceğiz? Biz bu konuları müzakere edelim istiyoruz. Bunlar üzerinde mutabakat oluşursa isim belirlemek zor olmayacaktır. Bu zemini sağlayabilirsek diyoruz biz, bu belirlediğimiz çerçevede muhalefet partilerinin tümüyle müzakere, diyalog ve mutabakatı sağlayabilirsek ortak aday fikrini elbette benimseriz ve buna göre hareket ederiz. Yok bu gerçekleşmese ne yapacağımız konusunda şimdiden konuşmak istemiyoruz. Çünkü böyle bir soruya, sizin sorduğunuz şeklindeki soruya, başka yerlerden de geliyor bu soru, cevap vermek, bizim önerdiğimiz diyalog, müzakere, mutabakat sürecini engelleyecektir. Biz sağlıklı ve gerçekten samimi bir yeniden inşa hedefi öngörüyoruz. Yeniden inşa için yolun açılması hedefini gözetiyoruz. Türkiye'yi demokrasiye, barışa, adalete götürecek yolu açacak çalışmaları önemsiyoruz ve burada da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Dolayısıyla eğer muhalefetle belirttiğimiz çerçevede bir anlaşma olmazsa ne yapacağımızı o zaman konuşacağız, o zaman tartışacağız ama bunu da demokratik yöntemle yapacağız. Şöyle, deklarasyonumuzu ortaya çıkarmadan önce biz 3 ay boyunca sahada çalıştık. Halka danıştık, tabanımıza danıştık, teşkilatlarımızla konuştuk. Çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplantılar gerçekleştirdik. Kanaat önderlerinin fikirlerini aldık. Demokrasi güçleriyle istişareler yaptık. Kendi kurullarımızın tamamında konuyu eline boyuna tartıştık. Deklarasyon bu sürecin sonunda ortaya çıktı. Aday çıkarıp çıkarmama belirlediğiniz durumda, aday çıkarıp çıkarmama meselesini de aynı yöntemle mümkün olduğunca geniş istişare ve müzakere sürecinin sonunda belirlemek istiyoruz. O nedenle hani daha fazla ayrıntıya girmeyi, Türkiye'de şu an ihtiyaç duyduğumuz gerçekten güçlü demokratik ortak irade ve mücadele hedefine uygun bulmuyoruz. Dediğim gibi ortak aday meselesine hiç girmiyoruz. Diğer kısmına gelince biz zaten sağdayız. HDP bu konuda belki de aralıksız ve kesintisiz çalışan bir partidir. Selahattin Demirtaş arkadaşımız hem bizim eski eş genel başkanımız hem şu anda da bizim çok önemli bir yoldaşımız olarak görüşlerini ifade ediyor. Bazen de bir entelektüel olarak değerlendirmeler yapıyor. Bunların hepsi biz önemsiyoruz.
biliyorsunuz. Fakat tartışmaları kurullarda, kararları da bu belirttiğim demokratik mekanizmalarda alıyoruz. Ve bu kararları aldığımız süreçlerde de Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere şu anda siyasi rehin olarak tutulan eski eş genel başkanlarımız var. Onlar başta olmak üzere onlarla da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Figen Yüksekdağ'la da, Gülten Kışanak'la da, Sabahattin Cel'le de, diğer arkadaşlarımızla da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Onlardan fikir alıyoruz, öneri alıyoruz. Onlara bilgi aktarıyoruz. Süreç böyle işliyor. Dolayısıyla diğer açıklamalar üzerinden bizim bir tartışma yapmamız, parti olarak bir tartışma yapmamız doğru değil zaten. Biz açıklamalarımızı hem MYK kararlarımızla, hem eş başkanların açıklamalarıyla, hem de sözcülerimizin değerlendirmeleriyle kamuoyuna duyuruyoruz. Ve sanıyorum diğer partiler de kendilerine göre bir çalışma yürütüyorlar. Bir defa AKP'nin uzun süre kullandığı temel yöntem kutuplaştırma, gerilim ve düşmanlaştırma stratejisiydi. Şimdi bunu daha da yükseltiyorlar anladığım kadarıyla. Tehdit, korku ve kaygı yaratma gibi bir hedefi var AKP'nin ve genel başkanının. Yani topluma kaygıyı, korkuyu yayacak çeşitli açıklamalarla ortamın daha da bulanıklaşmasını hedefliyor. Şimdi sokak dediğiniz zaman bir ayrım yapmanız gerekiyor. Sokak toplantı ve gösteri yürüyüşüdür, çeşitli etkinliklerdir, halkın kendi taleplerini, tepkilerini anayasal demokratik meşru haklarını kullanarak dile getirmesidir. Yani bunları da eğer kendisi kriminalize etmek istiyorsa çok tehlikeli bir yola girmiş demektir. Yani topluma çok ciddi bir kaos mesajı vermek istiyor. Kaostan da kurtuluşun ancak kendisinin yeniden seçilmesiyle mümkün olacağı gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. O nedenle bir yanıyla da aslında bir tür tahriktir yani muhalefet partilerine yönelik. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Ne yapmalıdır sorusunun cevabı da açık. Yani hiçbir parti, hiçbir demokrasi çevresi meşru demokratik haklarını kullanmaktan bu nedenle vazgeçmez. Yani bütün bunlar en doğal, en tabii haklardır. Bizim şu berbat anayasamızın bile sağlamca güvence altına aldığı imkanlardır. Ayrıca taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler vardır. Bütün bunların ötesinde demokratik siyasetin gerekleridir bunlar. Şimdi bunları kriminalize etme ve bunlar üzerinden kendi kitlesine bir tür kaygı, korku yayarak kendi tabanını konsolide etme gibi tehlikeli bir yöntemi deniyorlar ve muhalefetin ilkede kararlı, davranışta olgun ama haklarını kullanma konusunda da cesur olması en doğal durumdur. Şunu söyleyelim, Türkiye'de anayasayı hiçe sayan her türlü açıklamayı belirttiğiniz parti ve lideri tereddütsüz yapabiliyor. Bu bir. İkincisi, pek çok gayrimeşru ilişkinin ortaya döküldüğü zamanlarda asıl şaibe ve şüphe altında olanlar bizi suçlamaya yelteniyorlar, bizi kriminalize etmeye yelteniyorlar. Bunu İçişleri Bakanı da yapıyor, bunu MHP lideri de yapıyor. Yüz karası olan bugünkü iktidarın bütün icraatlarının sorumluluğunu taşıyandır ve ülkeyi bu duruma, ekonomik, politik, sosyal olarak bu duruma getirenlerdir. Bunların içinde de elbette yine iktidarın küçük ortağı vardır.
hem de çok önemli rol oynuyor. Bu bir. İkincisi, HDP Türkiye'nin yüz akıdır. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin adresidir. Türkiye'de birlikte ortak eşit yaşamın güvencesidir. Türkiye'de büyük barışın en önemli adresi ve taşıyıcısı olma iddiasındadır. Büyük barış elbette öncelikle Kürt sorununun demokratik çözümünü gerektirir, fakat biz daha fazlasını da kastediyoruz büyük barışla. Çeşitli toplum kesimleri ve çeşitli hassas fay hatlarını farklı amaçlarla bu ülkede harekete geçirme çabalarını hep gördük. Şimdi daha fazla söz konusu olacak görünüyor bütün bu tehdit, şantaj açıklamalarına baktığımızda. HDP ise tam burada toplumsal kırılmalara karşı en sorumlu parti olarak davranmaya devam edecektir. Bu Türkiye'de büyük barışın en önemli ihtiyacıdır. Büyük barışa giden yolda en büyük ihtiyaçtır. Hiçbir konuda HDP kırılmaların, kutuplaşmaların ve daha tehlikeli senaryoların asla içinde olmayacağı gibi bunların hepsine karşı en geniş demokrasi ittifakını oluşturarak büyük barışı gerçekleştirme hedefinden de vazgeçmeyecektir. İşte bu nedenle diyoruz, çoğulculuğuyla, farklılıklarıyla ortak demokratik eşit yaşamı bu kadar açık savunan başka bir parti yok Türkiye'de. Bunu kendi içine de yansıtan bir partidir. O nedenle Türkiye'nin aydınlık geleceğinin gerçekten vazgeçilmez aktörü ve adresidir. Daha fazla söz söylemeye gerek görmüyorum. Kapatma davasına gelince, şimdi MHP liderinin açıklaması apaçık. Yargıya müdahale niyeti taşımaktadır. Bırakın müdahaleyi, yargıyı tehdit etmektedir. Bunu defalarca yaptı. Bir anayasa suçu işliyor. Ben Anayasa Mahkemesi'nin bu tehditler karşısında kendi Anayasa Mahkemesi üyelerinin bu tehditler karşısında daha da dik durma mecburiyeti altına girdiklerini düşünüyorum. Yani mesleki onurlarını ve kişisel gururlarını daha fazla gözetmek gibi bir yükümlülük ortaya çıkıyor. Bu vicdani, siyasi, ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür. Öte yandan Türkiye'nin demokrasi güçlerinin de Anayasa Mahkemesi'nde bu şekilde hareket etmeye gerçekten hazır olduğuna inandığım, üyeleri cesaretlendirecek geniş bir demokratik irade ortaya koyması da önemlidir. Son olarak partimiz kapatma ihtimalini de elbette ciddiye alıyor. Partimiz bu ihtimale göre de çalışma yürütüyor. Son kampanyamız özellikle Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın esas hakkında mütalaasını vermesinden sonra sıra esas hakkındaki savunmaya geliyor, bizim esas hakkındaki savunmamıza. Biz savunmayı yapmayı ve yazmayı birbirinden ayırıyoruz. Esas hakkında savunma partiyi savunmadır. Savunmayı sahada yapacağız, halkla yapacağız, meydanlarda yapacağız, sokaklarda, pazarlarda, fabrikalarda, tarlalarda yapacağız, demokrasi güçleriyle yapacağız, kendi kitlemizle yapacağız. Bu HDP'yi savunmadır. Savunma metnini yazmayı çok kolay yaparız. O hem de çok sağlam. Savunma metinleri hazır sahamız, metni hazırlarız. Türkiye tarihini, demokrasi tarihine, sadece Türkiye demokrasi ve hukuk tarihine değil, gerçekten abartmıyorum, dünya demokrasi ve hukuk tarihine örnek olarak geçecek savunma metinleri hazırlıyoruz. Ön savunmamız böyleydi. Esas savunma hakkındaki savunmamız da öyle olacak. Fakat o yazmadır. Yani savunmayı yazmadır. Savunmayı yapmayı
dediğim gibi halkımızla, demokrasi güçleriyle yapacağız. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda daha açık kararları vardır. Bunlara dayanarak partinin kapatılmasını, daha doğrusu bunları parti kapatma gerekçesi yapmanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olmadığını zaten belirtmiştir. Yani bu Türkiye'de ilk defa yaşanan bir şey değildir. Bu Türkiye'de sadece İstanbul Kongresi'nde karşılaşılan bir durum değildir. 2013-15 süreci çabuk unutuldu. Yani o zamanlar Abdullah Öcalan'la İmralı'da düzenli görüşmeler yapılıyordu. Hükümet temsilcilerinin, hükümet yandaşı, gazetecilerin Abdullah Öcalan'a övgüleri vardı. Mesajları meydanlarda milyonlara okunup bütün televizyonlardan canlı yayınlanıyordu. Şimdi bir poster göstermeyi, kapatma gerekçesi yapmayı düşünecek kadar bir manipülasyon ya da propagandaya ihtiyaç duyuyorlarsa bu hangi zaaf ve acizlik içinde olduğunun da bir göstergesidir ancak. Bu saldırılar, özellikle Deniz Poyraz kardeşimizin, yoldaşımızın katledilmesi bir kaos planının bir parçasıydı. Biz bunu fark ettik ve ilk günden söyledik. Bizim üzerimizden kaos yaratarak çeşitli hesaplarını hayata geçirmeyi planlayan güçler var. Bunlar devlet içinde, iktidar içinde güçler olabilir. Şu, şu, şunlardır demeyi gerekli görmüyorum. Ama dikkat etmek gerekiyor. Bir kaos planı var. Kaos planı Türkiye'nin demokrasi için güçlü arayışını boğmak gibi bir hedefe yönelmiştir. O nedenle bu tür saldırıları sadece HDP'ye yapılmış saldırı gibi görmek gerçekten gaflet olur. Bu tam tersine Türkiye'de demokrasiye, demokratik muhalefete ve Türkiye'nin barışına, gelecekte ki barış umuduna yönelik saldırılardır. Türkiye'nin barış umuduna hedef alan saldırılardır. Ama bunlar karşısında biz demokratik siyaset zemininden asla vazgeçmeyeceğimizi ilan ettik. Ve en geniş demokratik dayanışmayla bu planı boşa çıkaracağımızı belirttik. Bahçeli Evler saldırısı da aynı şekilde yaşandı. Aynı tepkiyi gösterdik. Burada durum çok açık. Aslında Deniz Poyraz arkadaşımızın cinayetiyle ilgili davada ve soruşturmada yaşananlar katilin nasıl korunduğunu, nasıl kullandığını, nasıl büyük bir müsamaha gördüğünü gösteriyor. Bunun bağlantılarını araştırmaya girmiyorlar. Oysa biz bunların bağlantısız saldırılar olduğunu asla düşünmüyoruz. Türkiye tarihini bilenler zaten bu tür saldırıların öyle tesadüfen, münferit, rastgele olduğunu düşünmez, düşünemez. Türkiye tarihi bu tür karanlık, kirli oyunlarla doludur. Şimdi biz bu kirli karanlık oyunları boşa çıkaracak ortak iradeyi, demokratik geniş dayanışmayı sağlamak zorundayız. Aksi takdirde o güçler, o kaos planı yapan güçler daha fazla cesaret alırlar. Deniz Poyraz cinayetinden sonra ortaya konan o geniş demokratik dayanışma değerliydi. Kaos planı yapan güçleri durduracak kadar etkili oldu bence. Şimdi yeniden denemeye giriştiler ve bunu Bahçeli Evler ilçe teşkilatımızda yaptılar. Gene saldırganlar aynı kaynaklardan besleniyor gördüğümüz kadarıyla, aynı yerlerden çıkıyor. Soruşturma yapan emniyet güçleri de sonra yargıda nasıl olacak onu da göreceğiz. Bunu meczupça, münferit bir girişim diye sıradanlaştırmaya çalışıyorlar. Kimse bunlara kanmasın. Eğer bu planlara karşı ortak demokratik dayanışmayı büyütmezsek ve anında güçlü demokratik tepkiyi ortaya koymazsak, o kaos planlayan güçler daha fazla cesaret alacaklardır. HDP son derece sorumlu ama kararlıdır da. Yani bu saldırılar karşısında yılmamıştır, yılmayacaktır. Bunu Türkiye tarihini, yakın ve uzak tarihini bilen herkes zaten görüyor, biliyor. Binlerce, on binlerce arkadaşımız içeride ama biz mücadelemizden de, çizgimizden de ayrılmıyoruz.
büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Anketler çok önemli mi değil mi ayrı mesele ama anketlere baktığınızda ve anketlerin arka planında yer alan bilgiler incelendiğinde ya da size geldiğinde görüyorsunuz ki HDP %15 hedefine doğru emin adımlarla yürüyor. Yani Türkiye'de belirleyici demokratik aktör olma konusunda çizgisini kararlılıkla sürdürecek, bu saldırılardan yılmayacak ama demokratik mücadeleyi de büyütme hedefini sonuna kadar devam ettirecektir. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler ve üye olduğu uluslararası kuruluşlardaki süreçler dış müdahale değildir. Dış müdahale başkadır. Bunu hukuken ve demokratik açıdan daha net ortaya koyabilmek gerekiyor. Siz bir kuruluşa, uluslararası kuruluşa üye olmuşsanız, ki Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerindendir, onun statüsüne imza atmışsanız, siz oradaki bütün yükümlülüklere uymayı zaten taahhüt etmişsiniz. Bir, ikincisi anayasanıza da koymuşsunuz. Anayasanın 90. maddesi uluslararası insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin kanunlardan üstün olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Avrupa Konseyi'nde işleyen süreçler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan kararlar hoşunuza gider gitmez. Bu ayrı mesele. Fakat bunlar dış güçlerin müdahalesi diye nitelenemez. Bu sıradan bir insanın aklıyla alay etmektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne zamanında şimdi orayı işte aşağılayan Cumhurbaşkanı ya da AKP Genel Başkanı da kullandı o yöntemleri, başvurular yaptı. Herkesin hakkıdır ayrıca. Bu hak anayasa, Türkiye Cumhuriyeti anayasasıyla tanınmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de imza attığı sözleşmeler Türkiye'deki hükümetleri bağlar. Bunların gereklerini yerine getirmek zorundasınız. Getirilmediği takdirde karşılaşılacak sonuçlar Türkiye'nin çeşitli açılardan ciddi zararlar görmesine yol açar. Biz Türkiye'nin demokratik kuruluşlardan, uluslararası insan hakları kurumlarından kopmasını ve tamamen dışlanmasını istemiyoruz. Ama bunun yolu oradaki yükümlülüklere uymaktan geçer. O nedenle sözünüzü Avrupa Konseyi'ne ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne değil, bizzat iktidara söylemek zorundayız. Türkiye'yi böyle maceralara, bu tür tehlikeli yollara sokma hakkınız yok. Anayasanız da ortada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ortada. Uluslararası sözleşmeye taraf olmanın anlamının ne olduğu ortada. Bu kararların gereklerinin nasıl yerine getirileceğine dair prosedürler ortada. Mesele bu kadar açıkken tutup da Avrupa Konseyi'ni ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni dış güç gibi, oradan gelen kararları da dış müdahale gibi yorumlamak çok basit bir propagandadır ve asla değer verilmemesi gereken bir yaklaşımdır. Tam tersini yapmak lazım. Adalet demek lazım. Adaleti Türkiye'deki hukuk kurallarına göre de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası normlara göre de istemek gerekir. Bugün Kavala ve Demirtaş kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ve Demirtaş kararlarının uygulanmaması keyfiliktir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ihlalidir. Ve asla hukukla açıklanamayacak bir siyasi operasyondur. Bunu söylemek gerekir. Ve bu kararların uygulanması için daha fazla çaba göstermek, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kopmasını da önleyecek bir irade ortaya koymak demektir. Yani hükümet, bugünkü iktidar, Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden uzaklaştıracak adımlar atıyorsa, ona karşı mücadeleyi daha etkili, daha açık, daha net yürütmek gerekiyor.
Şimdi bu ilk defa Kazakistan'da yaşanan bir durum değildir tabii. Ülkelerin kendi şartları, her bir ülkenin kendi şartları var, kendi özel durumları var. Halkların iktidarlara tepkilerini farklı şekillerde ortaya koydukları örnekler var. Kazakistan zaten otoriter bir yönetime sahip ve uzun süredir de huzursuzlukların olduğu bir, halkın huzursuzluğunun büyük olduğu bir ülke. Yani dediğim gibi halk tepkisini nasıl koyuyorsa orada o onların takdiri ve onların yoludur. Asıl tehlikeli bulduğumuz şey devlet güçlerini halka karşı bu şekilde kullanmaktır. Tam tersinin yapılması gerekiyor. Eğer halk bu kadar güçlü bir şekilde hem yönetime hem bu zamlara karşı tepki gösteriyorsa bu tepkileri dikkate alacak demokratik yolların açılması gerekiyor. Bizim burada temel yaklaşımımız budur. Halka saldırmak değil, halkı tanımak. Halkı yok etmek, ezmek değil, halkın gücünü kabullenmek ve saygı duymak. Bu bütün yönetimlerin görevidir, sorumluluğudur.